Oh benim canım, oh benim güzelim, oh benim nurlum. Hepsi melek gibiler ya. Hayret ediyorum şu yüzündeki temizliğe bak. Nur gibi eli yüzün. Bir de ne kadar duru ve tatlı bakıyor böyle. Yani efendi olduğu, güvenilir olduğu hemen anlaşılıyor. Ve çok çok güzel kızsın. Allah cennette arkadaş etsin, dost etsin. Bir daha. İman hakikatleri neden bu kadar önemli? İman hakikati Allah'ı anlamada faydası olacağı için, Allah'ın büyüklüğünü kavramada faydası olacağı için en azam meseledir toplum için. En önemli meseledir. Yani onun üstüne bir konu yoktur. En birinci mesele budur toplum için. İmana kadar. Yani Allah'ın sanatını öğrenmek, hafızada tutmak, kavramak. Ama bunu tabi anlatmak da bir sanat. Bunu baş döndürücü şekilde anlatırsan adam ilk 2-3'ten sonra dikkati dağılır ve dinleyemez. Öyle bir anlatılması lazım ki adam böyle çölde susamış gibi kana kana onu içsin. Akıcı şekilde. Büyük bir heyecanla dinlesin. Bunu sağlamak lazım. Yani mesela bitkin bir ses tonu, monoton bir ses hipnoz etkisi yapar. Yani uyutur insanı ve dikkatini dağıtır. Çok iyi bir üslupla anlatılması lazım. Çok iyi yöntemler kullanılması lazım. Çok iyi resimler kullanılması lazım. Ve kısa özlü olması lazım, hikmetli olması lazım. Uzun olduğuna dikkat dağılır. Ama en hayati konudur. Yani Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor, en önemli, en azam konu budur diyor, iman hakikatleri. Evet, dinliyorum.